Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Biden yönetimiyle hem Obama yönetimi hem Trump yönetimi arasında bazı devamlılıklar olacak. Dolayısıyla Biden yönetimi sadece 3. Obama yönetimi olmayacak. Bazı konularda Trump'ın izlediği politikaları da devam ettirecek. Çünkü bu politikalar yaklaşık 10 senedir Amerika'da sıklıkla gündeme geliyor, sıklıkla üzerinde duruluyor. Bu politikaların en önemlisi biraz önce belirtildiği gibi Asya Pasifik politikası. Asya Pasifik'e açılış aslında Trump döneminde başlayan bir süreç değil. 2010 yılında Clinton henüz Dışişleri Bakanı iken Asya'ya yeniden odaklanmak ve Asya'da Amerikan varlığını daha fazla hissettirmek için çalışmalar yapıldı. Oralarda yeni konsolosluklar açıldı. Aralarında Kamboçya, Laos, Myanmar gibi ülkelerin olduğu ülkelere ziyaretler yapıldı. 50 sene sonra tekrar bu ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulmaya başlandı. Dolayısıyla Asya Pasifik politikası Amerika'nın bundan sonra Amerika'nın eğer bir büyük bir stratejisi varsa bu stratejisini belirleyen bir unsur olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bazı devamlılıkları yani Trump döneminden devamlılıkları göreceğiz. Mesela Afganistan, Irak'tan çekilme bu aslında sadece Trump'ın istediği bir durum değil. Obama'nın da başkanken çok istediği hatta 2011 Aralık 2011'de başardığı şeydi. Şimdi peki Türkiye-Amerika ilişkileri bundan nasıl etkilenecek dediğimiz zaman şöyle birkaç aslında sabit var Amerikan dış politikasında ve bu sabitler devam ettikçe Türk-Amerikan ilişkilerindeki krizler ve içine girdiği türbülans aslında aktörlerden bağımsız ve aktörlerin kim olduğundan da bağımsız bir şekilde devam edecek. Bunların birincisi Amerikan dış politikasındaki belirsizlik, öngörülemezlik. Dolayısıyla tüm müttefikleriyle Amerika son 10 senedir aslında bununla ilgili problemler yaşıyor. Biz sadece bu problemi biraz daha steroidli yaşıyoruz. Çünkü genelde kriz alanları Suriye'den Irak'a, İran'dan Karabağ'a, Ukrayna'dan Karadeniz'e, Doğu Akdeniz'den krizleri Türkiye jeopolitik çevresinde olduğu için bu Amerika'nın dış politikasındaki öngörülemezliği biraz fazla yaşıyoruz. Ama tüm Amerikan müttefikleri biraz muzdarip bu durumdan. Japonya'da muzdarip, Polonya'da muzdarip, İsrail'de muzdarip. Dolayısıyla Amerikan dış politikasında önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde genel bir strateji ortaya konup daha öngörülebilir, müttefiklerle daha yakın ilişkiler geliştirilen bir Amerikan dış politikası görmezsek, Amerikan dış politikasını tekrar tek Evet. taraflı ve askeri müdahaleler yapan bir şekilde görürsek bu problemleri yaşamaya devam edeceğiz. İkincisi Evet. Amerikan dış politikasının son şunu ekleyeyim Amerikan dış politikasının iç politikası tarafından şekillendirilmesi. Biraz önce lobilerden bahsetti katılımcılardan biri. Hem lobiler hem Amerikan Kongresi'nin dış politikada çok proaktif olması hem de Amerika'da genel anlamda baskı gruplarının çok daha fazla sesi çıkması Türk-Amerikan ilişkilerini özellikle 2019'un son 3-4 ayında çok ciddi bir şekilde etkiledi ve bu durumun önü alınması dolayısıyla hem lobiler hem baskı grupları daha fazla etki uyandırmaya çalışırsa dış politikada önümüzdeki günlerde, aylarda aktörlerden Trump veya Biden'dan bağımsız bir şekilde daha önce yaşadığımız krizleri tekrar yaşamaya devam edeceğiz. Evet.